Çok acı, tam adı bölücülük. Tam adı bölücülük. Ayrımcılık hafif kalır. Çıkıyor, her konuşmalarına talimatlarıyla, talimat şeklinde tanım koyarak konuşan bir bakan diyor ki dün, burası artık onun bunun elinde bertaraf olmasına müsaade etmeyeceğiz ve biz bu süreci çözeceğiz ve Riva'yı halkımıza kazandıracağız. Yani ayağa kalkıp alkışlayası geliyor insanın. Şimdi değerli dostlar bakın bilin bunları yani. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde olduğu DSİ, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki 2009 ya bu su disiplini İstanbul'da sıkıntılı. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bir karmaşa var, bir kaos var. Bu çözümü yerine getirmezsek seller, su baskınları, kirlilikler yaşanıyor. Akıllıca bir toplantı. Kirlilikler yaşanıyor. Bunları çözmemiz için sorumlulukları paylaşmamız lazım. Bakın yazıyor burada diyor ki Anadolu yakası dereleri. Riva Deresi tümünün islahı Devlet Su İşleri tarafından yapılacaktır. Bak burada yazıyor. Riva Deresi tümünün islahı Devlet Su İşleri tarafından yapılacaktır. Yani buradaki derenin bütün islah, o bahsettiği işte derenin akışkanlığını engelleyen birikmeler, çevre temizlikleri, hatta mülkiyet sorunları, kamulaştırma gibi hususları Devlet Su İşleri üstlenecektir diye burada bir süreç tanımı var. Sadece Riva değil, bakın söyleyeyim. Ağva Deresi dahil, Kilyos Deresi dahil, işte yeni ne bileyim işte Kabaköz Deresi dahil. Bu tarz dereler özellikle denize akan yani Karadeniz'e akan derelerin islah bu tür süreçlerinin yönetimi Devlet Su İşleri'ne ait. Sayın Bakan'a hatırlatayım. Devlet Su İşleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kurum değildir ha. Devlet Su İşleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir kurumdur. Yani sanarsınız ki yani bakan bir şey açıklıyor. Yani işte Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz Tarım ve Orman Bakanlığı ve bölücülük oraya ait. Beykoz Belediyesi ile yapacağız. Niye? Yani niye? Zaten sorumlu sensin. Yani sorumlu Devlet Su İşleri. Sorumlu Şehircilik Bakanlığı. Niçin Şehircilik Bakanlığı? Birazdan oraya da gideceğim. Burada bir kağıt fabrikası var. En büyük kirliliğin sebeplerinden bir tanesi. Başka sanayi tesisleri de var. Özellikle direkt dereye akıntı veren sanayi kuruluşlarının da sorumluluğu Şehircilik Bakanlığı'nda. Yani Şehircilik İl Müdürlüğü dendi, Çevre İl Müdürlüğü dedi az önce genel müdürümüz. Yani bize ait bir kurum değil ha yine. Sayın Bakan'a söylüyorum, size değil, yanlış anlamayın. Yani anlasın diye ısrarla altını çiziyorum. Bahsettiği Çevre İl Müdürlüğü, Sayın Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir. Ve gereken titizliği göstermiyorsunuz. Birazdan gidip göreceğiz. Bundan sonra bunları ben böyle yapıyorum artık. Bazen yazıya döküyor gönderiyorum. Bazen de suç duyurusunda bulunuyorum. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Devletin hangi kademesinde olursa olsun suç duyurusunda bulunuyorum. Çünkü millet bizi vatandaşın hak ve hukukunu, çevrenin hak ve hukukunu, tüm canlıların hak ve hukukunu korumak için seçti. Dolayısıyla bir kere anlayalım. Lütfen anlayalım. Riva Deresi'nin sorumluluğu 2009'da Devlet Su İşleri tarafından alınmıştır diye toplantı odağı var burada. Yani ne diyorlar? Biz 11 yılda yapmadık, yapamadık. Sen 11 ayda yap. Hem de yetkin yok. Ona rağmen yap yani. Biz 11 yılda yapamadık. 18-17 yıl demiyorum bakın. Geçmişi koyuyorum bir kenara. 11 yılda yapamadık. Bu hale geldi bu dere. Az önce bir tesiste indik dereden ayrılırken. Dedi ki biz 99'da 2000'de burada neredeyse dereye giriyorduk, yüzüyorduk dedi. Yani ben demedim aşağısında. Şimdi biz 11 yılda burayı perişan ettik.
Sen gel 11 ayda çöz. Tabii ki bir çözüm için geldik. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Onu söyleyeyim. Bütün yokluğa rağmen, bütün sıkıntılara rağmen çözeceğiz. Şimdi genel müdürümüz anlattı burada. Yani derenin üzerindeki arıtma tesisleriyle ilgili bütün yetersizliklerle ilgili süreçle alakalı biz zaten çalıştık. Ta Kasım Aralık'tan beri bunu konuşuyoruz. Ve bu dönemlerde ihalesini yapmak üzere de kararlılığımız var. %100. Paşaköy'ün kapasite arttırımı da buna dahil. Yani buradan hem genel müdürümüz hem yetkili arkadaşlar başkanım bu konu buranın en acil konularından biri diye 2 ay önce aldığım briefingde bana anlattılar mesela. Bugüne kadar ihmal edildi, hızlıca bunu yapmamız lazım denildi. Ben de hemen yapın dedim, hemen başlayın süreçlere. Yani bu bahsettiğimiz konular bizim gündemimizde, yatırım planımızda olan, şu anda yürüyen iş ve işlemler. Bunlar yürüyecek. Yani burada az önce genel müdürün anlattığı 1 milyar liraya yakın, yani 1 katrilyona yakın yatırımı da biz buraya yapacağız. Onu söyleyeyim. Ama bütün engellemelere rağmen, ama finansal anlamda bizi zora sokan bir takım girişimlere rağmen yapacağız. Kaynağımızı üretiriz. Gerekirse ekstra kaynak buluruz. Kabiliyetli insanlarız. Kabiliyetli bir şehrimiz var. O bakımdan buluruz ve yaparız. Sorun yok. Yapacağız da. Sonuçta buradan Sayın Bakan'a tavsiyede bulunuyorum. Derim ki bakınız siz bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Konuşurken siyasi cümleler yerine mesleğinizin, görevinizin gereğini yerine getirmenizi size tavsiye ediyorum. Bu konuşmayı yine bir talimatla mı yaptılar bilmiyorum. Ama bunu yapmayın. Yazık bu memlekete. Bu memlekete yazık. Bu şehre yazık. Yani 11 yılda yapmadığınız işleri 11 ayda suçlu arar gibi davranarak hiç kimseyi aldatamazsınız. Ancak ve ancak kendinizi aldatırsınız. Kendinizi aldatırsınız. Bence kendinizi bile aldatamazsınız. Akşam eve gidip aynaya baktığınızda ben bu lafı nasıl ettim diye yüzünüz kızar. Onun için yapmayın böyle. Biz Riva sürecine dahil olmak üzere, bakın Ava'yla da aynı şekilde ilgileniyorum. Daha biz geçen hafta Kilyos'u konuştuk. Kilyos deresini konuştuk. Çevresindeki birikmeleri konuştuk. Yıllardır Kilyos çevresindeki arıtma yapılmamasını, Zekeriya Köy vesaire gibi birçok yerleşim alanında hala foseptik bulunmasının bir ayıp olduğunu altını çizerek daha geçen hafta konuştuk. Yani aynı şey genel müdürümüzle Riva'dan yukarıya gelirken burada yeni yerleşim alanları da hazırlanıyor, yapılıyor. Bu bir süreç. Sahil bandı dahil olmak üzere, Riva köyü dahil olmak üzere, plajları dahil olmak üzere, derenin süreçleri dahil olmak üzere. Ortaklaşacağız, bu süreçleri çözeceğiz. Onun için biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmakta da kimse bizi alıkoyamaz. Ama siz de üzerinize düşeni yapın. Yapın ki memleket fayda görsün. Boş konuşmayla hiç kimse fayda görmez. Kimseden çevre dersi alacak değiliz. Bize çevre dersini verecek olan akademisyenler, bilim insanları olur. Bize o dersi verirler, anlatırlar. Biz de onu uygularız. Akıldan ve bilimden faydalanırız. Ama bize böyle çıkıp içi politik cümleler dolu şekliyle akıl vermeye çalışan, ders vermeye çalışana ancak ve ancak güler geçeriz. Güler geçeriz. Kendilerine gelsinler. Dediğim gibi Riva'da devlet su işleri, ben bu sorumluluğu yerine getiremiyorum, utanç duyuyorum, bir an önce de yerine getireceğim demek istiyorsa bakan, Sayın Bakan, hemen yapsınlar. Orada Çevre Bakanlığı sorumluluğu var, devlet su işleri sorumluluğu var, İSKİ de gereğini yerine getiriyor. Başka bir adres vermenin anlamı yok. Yani o partili belediye, bu partili belediye bu işleri bırakın, bu bölücülüğü bırakın. Bir başka şey. Diyorsanız ki biz yapamayacağız, devlet su işleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız, onu da yapmaya talibiz. Onu da yapmaya talibiz yani. Riva deresi dahil onu da yapmaya talibiz. Bütün zorlukları aşar yaparız. Yazın bir yazı bize, biz yapamıyoruz, özür dileriz. Siz yapın, hay hay memnuniyetle. Bütün gücümüzle İstanbul güzel köşesini yaparız. Bu manada devletin bütünlüğünü,
milletin bütünlüğünü, kurumların bütünlüğünü. Bakın ben, Beykoz Belediyesi benim belediyem. Beykoz Belediyesi benim belediyem kardeşim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benim belediyem. Çevre Şehircilik Bakanlığı da benim bakanlığım. Yani onlar gibi demeyiz biz. Bu ülkenin her makamı, her kurumu benim, benim. Ben kimim? 83 milyon insandan birisiyim. Bakın, 83 milyon insandan birisiyim. Sayın Bakan da unutmasın, siz de 83 milyondan birisiniz. O bakımdan lütfen cümlelerinizi dikkatli konuşun, dikkatli seçin. Yani ben burada konuşurum, buradan yollarım lafı, havada uçar gider diye düşünmeyin. İyi duyan kulaklarım var, milletten gücünü alıp sözünün karşılığını verecek de bilgiye ve birikime sahibim. Bu kadar söylüyorum. Bundan sonra da dediğim gibi bir, biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Sayın Devlet Su İşleri yetkilileri ve Çevre Bakanlığı yetkilileri sorumluluğunuzu yerine getirin. İki, eğer biz bu sorumluluğumuzu da yerine getiremiyoruz diyorsanız bize yazınızı yazın. Biz kalan sorumlulukları da Riva Deresi'nde üstümüze almaya hazırız. Zevkle, keyifle bu doğal güzelliği, bu İstanbul'un en nadide köşelerinden birini çok nitelikli hale getiririz, kuşkunuz olmasın. Bizi izlemeye devam edin. İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim bir kurumudur. Bu kurumu lekelemeyin. Ayıptır, yazıktır. Bak ben geçmişten beri bu kuruma, bu şehre, İSKİ'ye hizmet edenlere teşekkür ettim. Ediyorum da her koşulda, her ortamda Allah razı olsun diyorum. Size de aynı ahlaklı duruşu tavsiye ediyorum. Hatta geçmişte de bu İSKİ kurumuna hizmet etmiş. Bazen çıkıp talimatlarla konuşan insanlar da var. Bakanlık yapmış, genel müdürlüğü yapmış. Onlara da diyorum ki yazık etmeyin. Bak yıllarınız burada geçti. Yazık etmeyin kendinizi şu son dönemdeki siyasi curcunaya ve siyasi kaynayan kazana heba etmeyin. Bilim adamısınız. Geçmişte hizmetleriniz var. Bakanlık yaptınız. Çıkıp televizyonlarda öyle 3 aylık 5 aylık dönemi suçlayarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Sadece kendi geçmişinizi lekelersiniz. Kime söylediğimi o anladı. Kendisine buradan bu duygularımı iletmek istedim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.